can verici gerçekten bir macera oluyor bakın. Bir şey aramak, onun peşini sürmek, o çaprazı, yan okuması derken siz çok daha heyecan duyarak okuyorsunuz tabii bizlere göre ya da nitelikli okuyan bütün okurlar. Ya işte bizler bakın ben burada şöyle bir devreye girmek istiyorum. Şimdi benim gibi okuma özürlüler İnce Hoca gibi biriyle karşılaşmaları, yolun çakışması öyle çok büyük şans. Çünkü gerçekten bakın kitap kulübü bulursanız ama böyle nitelikli insanların başkanlık ettiği kitap kulüpleri var Ankara'da. Şimdi ben bir kitap kulübüne daha üye oldum kıyaslıyorum ama yani size hangi yaşta olursanız olun bir kitabın nasıl okunması gerektiğini, nasıl okunacağını öğretiyor. Okul gibi kitap kulüpleri hocam. Biz sizin sayenizde gerçekten müthiş şeyler öğrendik ve işte o noktadan sonra ben hiçbir şey için hayatta geç kalınmış olmayacağına da çok inananlardanım. Her şeye hayatta, her yaşta başlayabilirsiniz. Bunun lamicimi yok. Sizde de biz benim herkes benim gibi değil tabii kulüpte gerçekten çok şahane okuyan kadınlar var daha önce de ama çok ciddi katkısı oldu bize kulübün kitap kulüpleri onun için sözünüzü kusura bakmayın kestim hakikaten çok kıymetli ortamlar senede 7-8 kitap belki okuyorsunuz ama onun yan okumaları onun yazarın öyküsü o yazarın kimlerden etkilendiği o dönemde nerede yaşadıysa o dönemden etkilenişi, bütün bunları nasıl anlamamız gerektiğini siz bize öğrettiniz. Bir kere biz size müteşekkiriz. Hocam bu arada öykülerle de kalmadı tabii hayat. Romanlar da var. Şimdi biraz romanlardan da konuşalım mı? Romanlar ve sıradaki romanlar. Azıcık da onlardan konuşalım. Zaman da daralıyordur. Bir hiç olmazsa temel olarak birçok şeyi atlamış olmayalım İnce Hocam. Yani romanlar benim için çok önemli romanlarım. Çünkü bir sanki üçleme yaptım. Bunlardan bir tanesi Ankara romanıdır. Misket. Misket, Ve Fısıltı gazetesiyle okunuyor. Hiçbir reklamı yok. Elden ele evet. Yok, hala biliyorum. herkes birbirine tavsiye ediyor. Ve ben inanılmaz mutlu oluyorum. İşte yazar hazzı bu olmalı. Çünkü Ya. baktığımız zaman edebiyat dünyasında da çok haksız rekabet ortamı var. İşte Maalesef. o köpüğü gibi geçmiş yıllarda var olan ama hala hiç adı sana duyulmayan ama bir zamanlar flaş olmuş yazarlar tanıdık biz. Hala onlar var. Diyorlar. Tüm bir medya arkalarında inanılmaz ajanslarla çalışıyorlar ve biz haksız rekabet ortamında iyi şeyler yazan ben kendimden söz etmiyorum ama gerçekten çok iyi öykücüler var. Ben genç öykücüleri keşfetme içindeyim, çabası içindeyim. Özellikle gençleri okuyorum. Edebiyat dünyasında bir takım yayın evlerine, bir takım eleştirmenlere, bir takım insanlara yakınsan sesini duyurabiliyorsun. Hocam ne acı bu, ne acı. Yani bu sanatın ya Demirel'in mesela bu resimde de var hocam. Yine sözünüzü kesiyorum. Birçok alanda ama edebiyatta olması hakikaten çok daha acı verici, değil mi? Yani gerçekten bu tarafta bu kadar samimi ve doğru emek veren insanlar varken bu tarafta pompalanarak ama sonra sabun köpüğü gibi sönen ama maalesef ki ortalığı meşgul eden, kitapları satılan, değil mi? çünkü insanlar umutsuzluğa kapılıyorlar. Bir yayın evi sorunu var. Yani yayın evlerinin Ya. kapılarından kolay girilmiyor. Yani illa bir ünlü mü olman lazım? İlla zengin mi olman? İlla popüler mi olman gerekiyor? Yani yayın dünyasına girebilmek için illa paran mı olması gerekiyor? Bunları anlatmak İlla istedim. paran mı olacak? Gerçekten paran varsa ün kazanabiliyorsun. Ben bunu öğrendim yani. Olmaz böyle bir şey. Anlatın hocam ya bunlar çok da konuşulmuyor hocam. Maalesef ki bunları böyle kimse bu kadar rahatlıkla da anlatmıyor. Bizim ülkemizde maalesef böyle birçok şey dile getirilmez. Anlatın hocam ya.
Hayır, benim yani bu yaştan sonraki, bu yaştan değil, ben zaten hep protest bir insanım. Yani hep itiraz Tabii. eden, doğruyu konuşmak isteyen de. Yani bu beni çok üzen bir şey. Edebiyat dünyasında da çeteleşme var, gruplar var, birbirini kayırma olayı var. Yani inanılmaz bir şey var ama umurumda değil. Yani ben yazıyorum ve Tabii. çok zaman şey dedim, isterseniz yayınlamayın. İsterseniz yayınlamayın. Ben belge bırakıyorum. Ben yazıyorum. Torunlarım okusun. Benden sonra aile bireyleri merak ederse okusun. Hiç umurumda değil. Ya ben para kazanmak için mi yazıyorum? Ben para Ya da ün kazanmak kazanmak için mi? Hayır hocam, bu saatten sonra size ne gerek yani, bir sizi tanıyan bilen? şimdi Ankara ile ilgili bir kitap yazdım. Ankara'ya vefa borcum var. Çünkü benim büyüdüğüm ve benim karakterimin oluşmasına yardım eden, benim anılarımı sakladığım anılar oluşturan müthiş bir kenttir Ankara. Ve ben Ya. Ankara'yı yazdım. İyi ki de yazmışım. Çocukluğumun geçtiği o Ulus'taki o bugün yılkıya bırakılıp da yok edilecek olan semtleri yazdım. Benim yazdığım yerler artık birçoğu yok. Gittiğim zaman Yok göremiyorum. değil mi İnci hocam? Evet, çünkü biliyorsunuz Ankara'da Cumhuriyet'in izlerinin kazınarak silinmesi gibi bir ne diyeyim amaç var. Amaç. Tabii Ama tabii. şu anda Ankara'da yıkılmadık yer yok. Şimdi duyuyorum ki Ulus da yıkılacak. İşte bilmem o Ulus'taki hal de yıkılacak. İşte bilmem bir yıl şey Evet bu evet. ama yani hiç olmazsa yazarak belgeledim ve ben orada yaşayan o insanları da yazmış oldum. Benim için o önemli. İkinci kitabım Deve Boku Savaşları. Deve Bir Boku Savaşları. Evet, okuduk onu bizim kulübümüzde. adından dolayı bedel ödediğim bir şeydi. Evet hocam. Ya hakikaten komik yani. Evet. Ben bilmiyorum ama göstereyim. Gösterin hocam. Evet. Deve Boku Savaşları. Ters görüyoruz ama olsun, okuyoruz. Evet. Savaşları sadece adındaki bok kelimesi yüzünden hiçbir televizyon programına, hiçbir radyo programına, hiçbir programa çıkabilemedi. Vay canına. Her Vay canına diyorum. Başka da bir sabahtan şey kadar demiyorum. duyduğumuz bütün boktan haberleri okuyan sunucular sabah haberlerinde bok kelimesini söylemekten imtina Telaffuz etmek istemediler. yani Kaçındılar. trajikomik bir şey. Birçok insan adındaki bok kelimesinden dolayı kitabı almadığını söyledi. Bizim kitap kulübünde de okundu biliyorsun ve arkadaşlarımızın Tabii. bazıları kitabın adına tepki verdiler yani. Neden böyle bir kitap var? Hocam kulüptekiler değil de hatırlar mısınız, bir imza ve söyleşi günü yaptık. Biz mesela, ben hiç o açıdan bakmamıştım. Hiç yani, kitabı aldık, okuduk, kitabın adını okuduk. Yemin ediyorum hiç o açıdan bakmamıştım. Ben bizim o söyleşi ve imza günümüzde oradaki bir kadın bunu dile getirdi. Ve ben o zaman dehşete düşmüştüm, hatırlıyor musunuz? Böyle mi bakılıyor buna diye. İsminden dolayı içeriği ben burada Türkiye'deki hiç kimsenin ele almadığı orijinal bir olay yakalamışım. Özgün bir olay yakalamışım. Ve ben onu burada insan merak ediyor. Deve Boku Bir Savaşları. merak eder değil mi? Dur bakalım, o mu mevzu yani? Konuşulması gereken. Hocam siz onu özellikle başka bir isim de koyabilirdiniz. O kitabın içeri biz kulüpte okuduk ama siz özellikle koydunuz bu ismi. Asla değiştirmek istemedim. Bu Tabii. kitabın zaten okuyup bitiren herkes bundan daha güzel isim olamazdı diyor. Evet, bakın şimdi Füsun arkadaşımız da bu kitabın başka bir adı olamazdı diye yazmış. Evet. Evet, birçok insan söylüyor bunu. Çünkü içinde 1950 yılını anlatıyorum ama bugünü anlatıyorum. Çünkü Ya. 1950 Demokrat Parti'nin tek başına iktidara geldiği ve seçim sarhoşu olduğu ve Kore Savaşı için meclisin toplanmadan Menderes'in tek başına karar verdiği
bir ülkede, ülkenin Aydın gibi toprağında geçiyor. Ya. Aydınlıların umurunda olmadı. Olmasın, derdim değil ya. Olmadı. Aman. Ya Rabbim. Yani, enteresan bir toplumda yaşadığımız kesin hocam. Güzelleme yazdım. Okuyanlar onu söylüyorlar. Ya bu Aydın güzellemesi olmuş. Evet, Aydın güzellemesi oldu. Siz Aydın'da yaşadın. Hayır, yaşamadım. Ama yaşamadan bunları nasıl yazdınız diyorlar. Yaşamadım ya, yaşamadım. Ama nasıl olur diyorlar. Ama nasıl olur? Ay, inanılmaz bir araştırma yaptım. Günlerce Aydın'da kimse bilmedi. Halk Eğitim o zaman Milli Kütüphanesi oradaydı, arşivleri oradaydı. İnanılmaz belgeler ele geçirdim yani. Evet. Ve oturdum yazdım, keyifle yazdım. Üçüncü romanım, üçüncü Bodrum'la ilgilidir. Binbir Masal. Ay evet, Binbir Masal Bir Kale. Evet, bakınız binbir, biz onu da okuduk hocam, evet. İnan, yani gerçekten herkesin gördüğü ama farkına varmadığı orijinal bir olay yakaladım. Bir yani anlatmak istemiyorum. Ha, kimsenin evet, umurunda... alıp okusunlar. Yok, kimsenin umurunda değil demeyelim hocam. Çok umurunda olan bir ciddi bir kitleniz de var artık. Yani bir şekilde iyi şey hocam. Önünde sonunda hani su akıp yolunu buluyor ya. İyi şey de sonunda kendini bir şekilde anlatıyor. İstediği kadar işte kafa çevirsin, adını eleştirsin, işte bilmem ne, ama sonunda iyi şey yolunu buluyor hocam. Bu hiç bu anlamda da çok emin olmak lazım. Koymuş değil ki. Ben elbette ki tarihe belge bıraktım ve bu Binbir Masal Bir Kale'yi daha da önemsedim. Çünkü yaşsız bir kitap. Özellikle herkes Bodrum'u çok seviyor biliyorsun. Tabii. Hepimiz çok severiz. Kirletmekten, çöpüne atmaktan ve tahrip etmekten, vandallıktan başka ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyoruz. O gün sizi andım hocam. Yemek yiyoruz Bodrum'dan dönmeden bir gece önce. Baktım yine o koca vinç orada duruyor. Aylardır bitmeyen inanılmaz kötü bir restorasyon yapılıyor. Kaleyi mahvediyorlar. Geçen sene de o vinç oradaydı. Bu sene de o vinç oradaydı. Bitmeyen o restorasyonla kaleyi zaten bitiriyorlar. Değil mi İnci hocam? Kitapta da bundan söz ediyorsunuz. Evet, kalede geçiyor. Kalede bir macera yaşanıyor. Gerçekten çok özenerek yazdım. Çok sağlam, mesela o kitabı da okudukları, okuyanlar şey diyor. Bu belgeler doğru mu? Bu anlattıklarınız doğru mu? Evet doğru. Gerçekten mi doğru? Evet doğru, belgeli. Çünkü ben, yani şimdi söylemek istemiyorum ama gerçekten belgeler elimde yani. Belgeler gelsin göstereyim yani belgeleri insanlara. O kadar evet. Belgeli. Niye yazayım aksi takdirde hayal ürünü bir şey? Tabii. Ve Bodrum için çok önemli. Bodrum'a vefa borcumu böylece ödediğimi düşünüyorum. Ne güzel. Tabii bu korona geldi. Ya korona geldi, siz böyle bir baktık Bodrum'a. Geçmişsiniz hocam. O nasıl oldu böyle hızlıca o Bodrum'a gitme kararı ve siz o süreci Bodrum'da yaşadınız. Azıcık ondan da konuşalım tabii. Bodrum'a eşimin sağlık problemleri vardı ve anjiyo olmuştu. Fakat bir takım söylentiler vardı. O söylentilerden bir tanesi de sokağa çıkma yasağının olacağı, hatta sıkı yönetim ilan edilebileceğiydi. Eşim bir gün dedi ki çarşamba günü gidelim. Hazırlan yarın, pazartesi. Hızlıca. Evet. Yarın hazırlan, çarşamba sabah yola çıkalım dedi. Bir günde inanılmaz bir panik halinde. Çünkü bu 65 yaş olayı gerçekten acımasızca pompalandı artık. Çok. Ya da benim için belki de herkes çok haklıydı bu konuda. Ve biz bir günde nasıl toparlandıysak atladık arabaya. Hatta bizi şoför götürecekti. Şoför de istemedik. Çünkü şoför nereden gelecekti ve nasıl gelecekti?
o şoförün dönüşü problemi olacaktı. Onun şeyini alamadık. Biz gidelim dedik. Bir eşim kullandı arabayı, ben kullandım. Öyle bir geliş yaptık Bodrum'a. 18 Mart'ta geldik. 18 Mart'ta, evet. Geldik ama eve kapandık. Hemen eve kapandık. Yanımızda birazcık bir şeyler getirmiştik. Yani yiyebileceğimiz erzakımız vardı. Ankara'da da almıştık çünkü. Fakat bir hafta kadar kendime gelemedim ben. Evde oturuyorum. Görüyorsunuz bizim ev biraz taş ev. Böyle taş ev. Oturduğum yerde yukarılara her tarafa bakıyorum. Biz buraya ölmeye geldik ve bu evde öleceğiz. Evet, bu evde öleceğiz. Bakar mısınız? Evet hocam, çok ilginç duygular yaşadı herkes bu süreç. Hepimizde çok acayip şeyler yarattı. Mart ayı biliyorsunuz doğanın canlandığı ay. Bir yıl tohumumuz var, tohumlar var. İşte elimizde dikilmesi gereken fideler var bilmem. Tohumları bir hafta tohum ekmedim. Dedim ki yani ben bu tohumu niye ekiyorum? Yani o kadar öleceğiz. Kendimi hazırlamışım. O zaman bunlara kim bakacak bunlara? Bunlar nasıl büyüyecek falan böyle bir şey. Sonra yavaş yavaş bahçeye çıkmaya başladım. Bahçede ister istemez onu kopart, bunu dik, bunu bilmem ne yap. Doğayla ilgileniyorsun. Ve o zaman şeyi anladım. Bahçeye çıktığım zaman o fikri unutuyorum. Ölüm fikrini evet, neyse öleceksek ölelim. Ben dikeyim dedim bu tohumları. Evet. Tohumları dikmeye başladım. Tohumları dikmek bana şey geldi, iyi geldi. Geleceğe dair bir şey yapıyorsunuz o arada. Yani bakın ben, önüne geçememişsiniz o duygunun ve isteğin. O da şuydu. Ekmek yapmam gerekti. Aldığım iki büyük paket, beşer kiloluk un almışım. Paketlerden birini çıkarttım, kestim şeyini. Unu bir boşalttım, un, köpekli un. Köpekli un. Ay nasıl sevindim. Yani, dedim böyle kendi kendime, bir dakika dedim ya, unun köpekli çıkmasına sen nasıl böyle seviniyorsun yani? Ay evet sevindim. Evet ki un kepekli diye bir sevinç dalgası. Bak işte yaşadım. Bu yaşama sevinci yani devam ediyor. Yani bir unun kepekli esmer un çıkması beni mutlu etti, sevindirdi. Ya. Yaşama beni döndürdü yani. Ya. Yani evet. Şeyi hayata döndürdü. Çok vay ilginç. Canına. Tohumlar çiçek açtı mı hocam bu arada? Üzerinden bir hayli zaman geçti. Neler ekmiştiniz? Domatesler kızarmaya başladı. Vay. Siz bayağı sebze yetiştiriyorsunuz bahçede o zaman. Sebzelerimiz var. Yani işte öyle uğraşıyoruz. İş çıkartıyoruz kendimize. Ne güzel. Şahane. Peki evet. Bu arada yeni bir kitap hazırlığı var mı böyle? Mesela koronanın etkili olacağı. Hayır. Asla hastalıkla ve ölüme dair, yok oluşa dair hiçbir şey yazmak düşüncesinde değilim. Çok iyi yaparsınız hocam. Korku çağındayız ve çok kötü haberler alıyoruz. Ben kitaplarımın hepsinde onu yapmaya çalışıyorum. Daha lirik, daha pastoral, daha böyle romantik ama gerçekçi aynı zamanda da. Yani gerçekten ayakları yere basan şeyler yazmayı düşünüyorum. Şu anda 3 kitap çıkıyor. O kitap içine yazılar hazırladım. Benden istendi. Vallahi sanıyorum 9'a yakın yazı yazdım. Bunların 4 tanesi genç yazarların kitaplarının tanıtılması ile ilgili. Ne güzel. Her keşfetmek istiyorum. Yeni yazanların
yazdıklarını okumak ve keşfetmek istiyorum. Gerçek edebiyatçılarının yapması gerektiğini yapmadıklarını yapmak istiyorum işte. Yapmıyorlar bunu. Yeni yazar keşfetmiyorlar. Bakın hocam ne kadar önemli bir şey yapıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Kitap okuyanlar bilmem nesi, kitap bilmem nesi, kitap okuyan, kitap bilmem ne. Girin, isim vereceğim. Ayşe Kulin, Canan Tam, Esra Cohen, Ahmet Ümit, Zülfü Livaneli'den başka yazarımız yok sanki bizim. Yok. Ay ne kadar doğru söylüyorsunuz. Dolaş bu yazarlar. Neredeyse bir kitap önerebilir misiniz diye soruyor birisi. Bunlar eminim ya iddiaya girelim bu 5 kişiden birini mutlaka muhakkak söyleriz. Doğru valla. Yazarlar keşfedin diyorum. Şimdi ben de yazdığım için ya lafı kendime de getirmek istemiyorum. Yani hani ben... Ya gayet tabii ki. Yazarlar keşfedin. Ben olmak zorunda değilim. Ben değilim yani. Bir, o kadar yazan var ki. Ya Ankara'da o kadar iyi öykücüler var ki. Var ki. Evet ama... evet ben zaman zaman söyleşiler yapıyorum onlarla. Ve şimdi mesela hocam bu kitap kulüplerinin işte böyle yararları da var. Biz bu saydığınız yazarların dışında çok yeni hatta eskiden tabii bildiğimiz ama uzun süredir okumadığımız ama çok yeni yazarları da tanıyoruz. Lütfen hiçbir yol bulamazlarsa böyle iyi bir yol gösterici bir hoca önderliğinde bir kitap kulübü oluştursunlar ve orada bu yeni yazarları ve eskiden okuyup da unuttuğumuz yazarları yerli ya da yabancı hepsini yeniden bir zahmet hatırlasınlar ve bu saydıklarınız da tabii ki çok değerli isimler ama dünya edebiyat dünyasının bunlardan ibaret olmadığını bir zahmet lütfen bir çaba gösterip fark etsinler yani. İyi ki bu noktaya da parmak bastınız hocam. Evet. Antakya'da 22 tane genç şair, hem şiir yazanlar, yüz yazı yazanlar var ve öykü yazanlar bir araya geliyorlar. Bir kitap çıkartıyorlar. Adı 29. George Perec bir Fransız yazar ve Kayboluş diye bir kitap yazıyor. Fransızca da edebiyatının kilometre taşlarından biri. E harfini Fransızca'da en çok kullanılan harf E harfini hiç kullanmadan bir roman yazıyor. Ve öyle ve dilimize çevrildiği zaman çevirmen de E harfini kullanmıyor. Şimdi çok önemli, belki kitap kulübümüzde okuyacağız yani. Okuyalım hocam bu arada çok üzgünüm ama 1 dakika 45 saniyemiz kaldı. Yani hadi maalesef. Ya. Vallahi bir hocam bunun devamını yapalım. Bakın bunu uzatamıyoruz. Maalesef Instagram'da bir uzatma şansımız yok. Ama ben şöyle yapıyorum. Gerçekten bu yarım kalan sohbetleri, bazı sohbetler gerçekten yarım kalıyor. İkincisini, üçüncüsünü yapıyorum. Öyle yapacağız hocam. Çünkü hani birçok şeye Allah'tan dokunabildik çok seri anlattığınız için ama birçok şeyi de maalesef konuşamadık. Tanıtalım. Hiç haberi yok. Yani ben mesela hakkında yazı yazdığım yazarlar bilmiyorlar. Ben onların kitaplarını okudum ve onların haberleri yok. Yazılar yazdım. Bilmiyorlar. Vay canına. Çok heyecan verici. Bilmem ne ilişkisi yok yani. Ben hiçbirini tanımıyorum. Bu 22 yazarım. Yazdım, içimden geldi de yazdım. Öyle güzel öyküler var ki onların içinde. Keşke birkaç tanesini okuyabilsek bir gün. Hocam, o zaman şimdi veda edeceğiz ama bana söz veriyorsunuz. Biz yeniden buluşuyoruz. Bunu bir rutine bağlıyoruz. Bütün bunları yeniden kitap tanıtımı şeklinde falan. Bunu ayrıca sizinle böyle bir rutinimiz olacak. Sözleşmiş olduk. 19 saniye kaldı. Biz vedalaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.
Bodrum'a çok selam, sevgi, çok sağlıklar diliyorum. Güzel zamanlar geçirin. Koronasız günler olsun. Yeniden tamam. Kesinlikle buluşacağız İnci Gürbüz Atik'le. Görüşmek üzere. Evet.